Temel Yurt Okulu 24 senedir buradayız biz. Yazlığımız var. Eskiye göre şimdi bu sene çok mükemmel, halka hitap ediyor. Eskiden sırf turistlere hitap eden restoranlar vardı ve biz şöyle rahatsız oluyorduk. Biz rahat gelip gezip buralarda bir çay içme imkanımız yoktu. Fakat bu sene mükemmel derecede gelip belediyenin açtığı bu kafede gayet güzel çayımızı içiyoruz. Tostumuzu yiyoruz, denizimize giriyoruz. Bütün halkla birlikte bütünleştik. Yani turist olarak tabii ki halk, yani Kemer turist bölgesi ama halkımıza da hitap ediyor. Biz de çok güzel faydalanıyoruz. Turist de güzel faydalanıyor. Çok memnunuz. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Geçen de konser oldu, resim çektirdik. Kendisi de zeybek oynadı. Yani halka bizimle bütünleşti. Çok güzel. Tebrik ettik, devamını diledik. Biz yıllarca buradayız, 79'dan beri. İlk defa böyle bir güzel bir ortam oluştu. Önceden burası bir pislik yuvasıydı. Yani halk için çok güzel bir çalışma oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Antalya'dan geliyoruz. Otel işlerinde çalışıyoruz. Biz Antalya'dan geldiğimiz için pek işimiz olmuyor ama şu anda belediye gerçekten güzel bir yer açmış. Halka açık bir yer. Yani halk da bunu seviyorsa ne ala. Hele ki bu dönemlerde yasakların kalkmasıyla daha iyi bir şey olmuş. İşte insanlara da biraz dikkat etmesi lazım. Memnunuz, belediyeden memnunuz. Buranın nasıl olduğunu anlatmam gerekirse süper. Yani tatil köyü konseptinde bir yer olmuş. Plajı güzel, işletme güzel, hizmet güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Yani burası için başka bir şey söyleyemem. Her şey mükemmel. Buraya çalışmaya geldik. Çalışanız. Gördük belediyenin yerini, güzel. Çok güzel olmuş valla. Fiyatlar da uygun. Tam tatil yeri valla. Tam bizim çalışanların yeri burasında. Kızımla beraber geliyoruz, kahvemizi içiyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir yer yaptı. Sahile karşı herkes çayını, kahvesini içiyor, tostunu yiyor. Çok hesaplı. Şehirlerde bir alışkanlık vardır. Şehir merkezi. Burada o yoktu, o eksiklik giderildi. Gerçekten insanların artık böyle sıkıldığı zaman gelebilecekleri ya da randevu vermek istedikleri zaman işte merkezde buluşacağız dediği zaman akla ilk gelecek olan bir city center dediğimiz bir olgu oluştu. Çok da keyifli oldu. Burada şimdi bir sürü aktiviteler falan yapılıyor. Dolayısıyla Kemer halkı ve otellerde konaklayan misafirlerimiz ister istemez aktiviteleri merak edip geliyorlar. Ciddi bir kalabalık oluşuyor. Tabii burada da belediyede pandemi kurallarına uygun bir şekilde bunu kontrollü olarak açıyor hizmete. Vallahi yani şimdiye kadar ki gözlemlerim, izlenimim artık yurt dışında ne varsa burada da Kemer'imizde de o var. Son derece başarılı. Deniz kafe ve sahilimiz halk tarafından çok beğeniliyor. Gerçekten herkes gelip çok çok teşekkür ediyor. Çünkü daha önce bizi yani havlumuzu yere koydurmazlardı bile diyor. Ama şimdi her taraf bizim oldu diyor. İşte duşlarımız var, soyunma kabinlerimiz var, WC'lerimiz var, kafeteryamız var. Halka açtık burayı. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. Yani bize destek veren, bizi her zaman için yanımızda olan, herkese, Kemer halkının tümüne çok teşekkür ediyorum. Çünkü yakışandığı buydu zaten. Yerli ve yabancılar hepsi de, mesela az önce bir arkadaş Bursa'dan gelmiş, diyor ki önceki kötü görüntü kalkmış. Ben de zaten buraya yerleşeceğim. Şimdi bir yer bakıyorum diyor. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah bunların gerisi gelecek. Herkes bizi izlemeye ve bize güvenmeye devam etsin. Zaten Çamlıca Turizm Bakanlığı yaptı. Kendilerine teşekkür ettik. Yapılan her şey güzeldir. Beldivi ve Tekirova'nın imar planları sorunu var. Onlar olduğu zaman aynısı onlar da olacaktır. Yani ayrım yok. Tamam mı? Şu anda zaten en fazla ihtiyacı olan Tekirova ve Beldivi. Onunla da imar planlarını bekledikten sonra yollarımızı açacağız. Çocuk park planı yapacağız. Denizin yerine kafeteryalar yapacağız. Dediğim gibi bize güvenmeye ve bizi izlemeye devam etsinler.
Çok da memnun kaldık açıkçası. Daha önce böyle bir şey, burası bayağı kötüydü daha doğrusu. Şimdi daha keyifli. En azından eğleniyoruz. Denize girdik. Şimdi çıktık, burada çocuklarımız oynuyor. Keyifliyiz yani. Ellerine kollarına sağlık yapanın. Ama biraz da Beldibi'ne lütfen. Yani biraz da Beldibi'ndeki parklarımızı hareketlendirsek daha rahat oluruz. Mesela şuraya bayıldık. Çok güzel olmuş yollarımız. Çocuklar daha konforlu oynuyor. Hani biraz da Beldibi olursa daha güzel olur. Çocuklar mutlu oldu mu biz de mutlu oluruz zaten. Şu anda zaten Olbia Park'ın içinde. Çocuk oyun grubunun bulunduğu yerdeyiz. Zemin zaten çok yumuşak bir kaplama yaptılar. Gece gündüz burada çocuklar oynuyor, mutlu oluyor. Ailelerine görüşüyoruz. Aileler mutlu, çocuklar mutlu, biz mutlu. Yani bir çocuğu sevindirmek dünyalara değer. Onun için onlardan biz hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Onların en rahat oynayabilmeleri, dinlenebilmeleri için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz. Zaten komple bu görmüş olduğunuz 10 dönümü çocuklara ve annelere, babalarına tahsis ettik.